Merhabalar sevgili dostlar. Yine bir poligon ziyaretindeyim. 7 ay önce açılmış Poligon Atış Kulübü'nü ve sevgili Hasan kardeşimi, ki tanırsınız kendisini medyadan, ziyarete geldim. Evet, geniş bir hol var. Burada sağlı sollu, belki birazdan gezeriz. Bir nevi, Hasan'cığım da buradaymış. Hasan, Can. Nereden çıktı Hasan? Hoş geldin Can. Abi. Kusura bakma, sol elini sıkıyorum. Eyvallah. Nasılsın güzelim? Hayırlı uğurlu olsun. Şükür. Sen nasılsın abi? Allah razı olsun. Çok iyiyim, çok iyiyim. İyi gördüm. Eyvallah. İyi gördüm. Güzel bir poligon, geniş bir alan. Beğendiysen sen. Evet, özellikle şu sosyalleşme olayı çok güzel. Eski poligonlarda bu bir eksikti. Evet. Yani insanlar oturup eşiyle, çoluğuyla, çocuğuyla gelip iki laf edemiyordu, sohbet edemiyordu. Yeni poligonlarda artık bu sosyalleşmeye de önem vermeye başladılar. Hanımlar burada muhabbet ederken beyler... Evet, 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 evet. Onun için ondan sonra hanımlar daha kolay izin veriyorlar bizlere. Şey, masalara da baktım, mühimmat sandığı eski, o da güzel düşünülmüş bir şey. Kendilerimizle yaptık hepsini. Çok güzel, çok güzel olmuş. Evet, silahla şaka yapılmaz. Neden Can'a ben Hasan dedim biliyor musunuz? Husan'la Can'ı birleştiriyorum çünkü... Husan Can oluyor. Husan Can oluyor. Çok yakın ilişkileri var Erol Bey'le. Sağ olsun, kulakları çınlasın. O ne zaman gidiyor Amerika'ya? Şey. Herhalde ocağa doğru abi. Yani ocağın sonuna doğru galiba. Ocaktayız ha. 24'ünde falan. Evet, evet. İva. Evet. Aksesuarlar var şöyle gördüğüm kadarıyla. Hızlı hızlı geçelim. Gerçi camdan yansıyordur. Pek göremiyorsunuz. Dur, teker teker gidemeyeceğim. Orada kuru sıkılar mı? Yoksa gerçek tabancılar mı? T-Sash'ın demo silahları abi onlar. Vazgeç. Öbür tarafa bak. Öbür tarafa bak. Bunlar... Bunlar bizim albaylığımızın içerisinde Husan'ın tüfekleri. Malum biliyorsunuz. Evet. Evet. Burada da dürbünler. Red dotlar. Yağlar. Red dotlar. Aksesuarlar. Bu tabi dalış yok herhalde, bu PCP'lerin evet, evet, doldurulması aynen, için. Aynen. Bunlar lazer sıfırlamak için namlunun içine koyulan, yani yasak olan lazerdi. Gerçi o da yasak değil ama. Yo, bunlar kullanılmadığı için sıkıntı yok. Sadece tüfek ve tabancaları sıfırlamakta kullanıldığı için bir sıkıntı evet, yok. Evet, evet. Bende de var, ben de kullanıyorum. E tabi yani. Güzel red dotlar. Bu şeyin alttaki tüpü doldurmak için. Doğru. PCP ya, bu şeyin Hercules galiba. Önde aynen, arkada tüp olduğuna göre. Doğru. Şeyin Hudson'ın Hercules'i. Doğru abi. PCP. Çok bu etkili. Şey mi? 22'lik mi? 6.35 mi? 6.35. Vallahi canavar bir tüfek bu yani. Acayip bir alet. Evet. Arkadaşlar 500 metreye nokta atışı yaptıklarını falan söylüyorlar. Olabilir, olabilir. Olabilir. Çok bu iyi. Bu da... Airsoft. Airsoft. Tabii tabii. Japonlar, zavallılar gerçek silah alamadıkları için savaş esiri olduklarından Airsoft'a çok önem veriyorlar. Evet, burada da sevgili dostlarımız var. Beraber geldik. Sayın Erkan Saracık. Merhaba efendim. Merhaba. Silah sever, tabanca ile piyano çalan dostumuz. Sağ olun. Oğuzhan kardeşim, Cevat Kellen benim. Gönüllü kameramanım. düş yola YouTuber'ı. Evet, burada da şarjörler, aksesuarlar var. Ne güzel şeyler. Bizim zamanımızda bunların hiçbirisi yoktu. Pantolonların önüne yağlı deri, yağlı kumaş koyup çullu kabına koyar girerdik. Evet, burası da Can kardeşimin ofisi, bürosu. Bizi misafir ettiği yer burası. İçeride atış yok ise eğer, bak işte bunlar çekilir. Bunlar çekilir. Saygı duyarım. İşte aslı hu, nesli hu derler ya. Bu da bizim dünyadaki aslımız. Evet, kulaklıklar. Millet biraz çözmekte zorluk çeker ama. Şeyle, bak kamerada çok daha güzel çıkıyor. Aynen öyle. Kamerada hemen anlayabiliyorsun. Çok güzel. Harika. Harika. Ben bunu biraz uzun çekeyim. Burası bakım atölyesi. Kolay gelsin. Merhaba Osman Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz de yeni eğitmen adayımıza bir şeyler öğretiyorduk. Kolay gelsin. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim.
Evet, her tarafta Türk bayrağı, Türk bayrağı, Türk bayrağı. Büyük bir keyif alıyorum bunları görünce. Allah'a çok şükür. Allah bayrağı ezanı bu topraklardan eksik etmesin. Amin. Amin. Evet, o Sibel hocam da buradaymış. Tekrardan hoş bulduk canım. Merhaba. Tekrardan. Canım kusura bakma, sol elini sıkıyorum. Evet, evet. 6 yol var. Ve burada da envanter var, değil mi? Doğru. Altta bir tane de haniç var galiba. Evet. 36. Evet abi. O 20 kalibre Husan'ın. 20 kalibre Husan. Benim kendi şahsi tüfeğim o. Bu herhalde şey, Ajda Pekkan'ı geçmiştir burada ameliyatlar. Attığım mermenin pek attığı hesabı yok abi. Bu da envanterimiz. Eksikler evet. Var hocalarımızda olanlar. Evet. Şu K245 mi? K245. Sar 9 var orada Canik. Ayrıca. İki tane daha Canik kombatımız var. Burada model 66 mı bu, yoksa sonradan mı kromlanmış? Sonradan kromlanmış zannetmiyorum abi. Bayağı şey çünkü. Evet. Bir adet model 66. 4 inç. Güzel bir atış tabancası. 81 mi 84 mü Beretta? 81 olması lazım. 7.65 ise 81'dir. Evet. Güzel güzel, keyifli. Evet. Burada bir tane ST9 var. Bir tane bende de vardı diyebilirim artık. Artık yok. Ve harçların yüksekliği dolayısıyla envanter envanteri bu da, boşaltıyorum. Bu da benim silahımdı zaten abi. Ben biliyorum, poligona devrettim direkt. Biliyorum. Aynı şekilde bu, Harsmart hikayesi olunca. Elit subkompakt mı? Doğru. Ondan sonra Canik. Sar9'umuz var orada. Burada yerlilerde benim favorimdir abi bu. Sar9 var biliyorum. Ben medyadan... Özellikle ergonomisi falan çok iyisin abi. Valla ayıptır söylemesi, üretiminde birazcık da benim tuzum oldu. O maşallah. Biliyorum zaten söylemiştiniz daha önce. Birazcık tuzum oldu evet. Evet, gelelim poligonlara, yollara. Şimdi yolların yanlarında elektronik olarak mesafeden zoom yaptım bunu. Evet, şimdi daha iyi oldu. 5 metreden 25 metreye kadar elektronik olarak gönderdiğiniz. Burada da kamera var değil mi? Tabii tabii. Kamerayla da görüyorsunuz. Abi bir tane de düello koymuş oraya. Oo, metal hedefler var. Çok güzel. Evet, eğlenceli oluyor abi ya. Harika. Harika. Bak abi, atıcı buradan bu şekilde görüyor nereden vurduğunu. Oldukça da yakın tutuyoruz bir de onu ki millet seçsin diye. Güzel güzel. Güzel. Burada bayağı ciddi bir mobese kamerası var. Aynen ya. Aynen abi aynen. Ben kamera orada diye zannettim ama kameraları vururlar diye herhalde buraya koydunuz. Harekete duyarlı hepsi Osman abi. Aa güzel. Güzel. Şey, size gelen misafirler, müşteriler, hı-hı, bu işi biliyorlar herhalde. Dur şimdi bir zoomlayayım da. Yerde hiç mermi sekme izi yok. Yani arada sırada işte şurada köşelerde birkaç tane var abi. Çünkü hep duvar vururlar. Evet. Türkiye'de adettir. Duvar vururlar, daha tavan vururlar. Yangın çıkışımızı vurdular daha dün yeni. Öyle mi? Yangın çıkışı levhamızı. Yani burası işte bir şeyler vurmak için. Evet, 6 yol var. Güzel pırıl pırıl bir poligon. Güzel şeyler yani, bu mühimmat kutularından falan masalar yapılmış. Abi, evet yani, evet görüyorum. 80 senesinden kalma falan. 120 milimetre evet. Havan mermisi havan kutusu. Boş değil mi? Boş boş. Siz bunlar kargoya geldiği zamanki hali göreceksiniz. Hocam bir deneme yapın. Teşekkür ederim, yapacağız. Evet. Burada yasak bölge, atış hakkıdır, girilmez. Silah hiçbir canlıya çevrilmesin, silahla şaka yapılmaz. Bunlar çok güzel uyarılar. Burada da gez arpacık ayarı için uyarılar koyulmuş atıcılara. Vallahi güzel yani. Bakacağız şimdi, dumana bakacağız. Bak bak abi. Dumana bakacağız. Duman kolay dağılıyor mu? İnşallah öyledir. Havalandırma burada bayağı kuvvetli. Harika. Harika. Evet, şimdilik bu kadar. Biraz sonra biraz atış yapıp onları da inşallah bu videonun ucuna ekleriz. Çok teşekkürler Can. Biz... Tamam. Can kardeşim, önce bir elindeki tüfeği bir tanıt bakalım. Neymiş o? Bir tanıyalım bakalım. Markası ne? Var mı bunun markası? Atüs. Evet. Bu Erkan Bey kardeşimin evet, tüfeği. Evet, Erkan ruhsatlı. Tüfeği. Ve ruhsata tabi, inanın bu tüfekler. Tek kırma. Tahmin ediyorum karbon bir şeyi var, yapısı var bunun. Pipet. Pipet tüfeği tabir ediyorlar bunlara. Küçük bir saçması var. Göstereyim.
Tek atış. O bir yakından bakabilir miyim? Tabii. Arkada bir av tüfeği kapsülü var. Plastik, pipete benzer bir yapısı var. Şurada küçücük bir barut. Ucunda bir mantar tapa. Ucunda saçma. Ucunda bu kurşun olanı değil mi? Evet efendim. Tek kurşun olanı. Bir de, bir de saçma olanları var bunun. Efendim, şu da saçma için olanları. Bu da kuş için. Saçma atanları. Bunları kovanların dönüştürüyorsun değil mi sen abi? Dönüştürüyorum. Dolduruyorsun. Atıyor musun? Atıyorum. Yapma ya. Uçları genellikle parçalanıyor değil mi? Evet efendim, olduğu için çok ucuz bir problem değil. Evet. Hadi bir de sesini duyalım bakalım. Tamam. Şuradan kuruluyor. Normal kırma. Vay be. Bakalım. Çok güzel abi ya. Çok vallahi. Şurada değil mi delik? Şurada tam abi, evet. Evet. Bayağı güzel. Ses falan da çıkmadı gerçi. Pıt diye bir şey çıkıyor o kadar. 10 metre mi orası? 10 metre. Sonra geldiği halde evet. Bu abi. Evet, bu da şu hale geliyor. Tabii barutun gazıyla kararıyor. Kapsül patlamış vaziyette. Bir tane yeter abi. Hala duman çıkıyor içinden. Oh! Şunu özlemişim bu kokuyu. Abi bir tane daha var, onu da. Tamam. Geldim. Evet, yandaki koluyla kurul. Tüfekte tepme mekme yok herhalde, yok değil abi, mi? Sıfır. Sıfır, ses sıfır. Kuş avlamak için ideal bir halde. Evet. Özellikle böyle zararlı kuşlar olursa. Sağ tarafta. Yeni başlar için de öyle. Evet, vallahi keyifli. Evet. Sen de alsana abi. Sevgili at dostlar, işte abi. İstiyordunuz ya pipet tüfeği. Sağ olsun tabanca ile piyano çalan sevgili Erkan Sarıcık dostum. Bizlere bu imkanı sağladı. Nasıl kırılıyor, nasıl... Vuruyorsunuz. Evet. Çıkarıyorsunuz ve... Oh! Kadar güzel bir koku yok. Tekrardan boşken bir kurabilir miyiz tabii lütfen canım. Şeyini de? Kurma kolunda arkadaşlar tabii, yakından tabii. Görsünler. Çekiyorsunuz efendim. Ve basit, çok basit bir mekanizma bastınız. Emniyet tabii. Falan? Yok. Yok. Onlarda emniyet yok efendim. Gez arpacık? Gez arpacık efendim, burada bir... Vegez var. Aynen, Vegez var. Arpacık da normal standart arpacımız. Ve tüfek inanılmaz hafif. Şöyle hop hop plastik gibi bir şey. Ama süper bir tüfek. Tam çoban sopası. Aynen. Evet. Çok teşekkürler efendim, Erkan hocama da. Buyurun efendim. Can hocama da. Can Bey. Serpil hocam. Sibel hocam. Ya Can'a Hasan diyorum. Sibel'e de Serpil demişim, ne olacak yani? Bir şey olmaz abi. Ben bazen kendi ismimi unutuyorum da kartvizite bakıyorum. Bütün isimler bizim, nasıl olsa bir şey olmaz. Evet, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun. Sağ olun hocam. Artık bizim bir işimiz kaldı. Kamera dönüyor. Sevgili dostlar, bu tabanca çok özel bir tabanca. Bu tabanca piyano çalar. Sevgili Erkan hocamın tabancası. Bu ne müzikler çaldı. Yine bir Gül Nihaller falan filan. Babalar, Godfather'lar. Ama şimdi ben gong çalacağım. Bu tabancayla atış yapacağım. Şimdi hocamın tabancası altın kaplama, yakutlar, zümrütler falan. Biliyor benim bu tabancaları pek çok sevmediğim ama saygı duyuyorum onun zevkine. Çok uğraşılmış, güzel bir tabanca. Hocam, güzel işleme yapılmış. Hocam bir yakındayım. Bayağı kalın şey var. Altın kaplama var. Kaç mikrondu bu? Kaç gram altın vardı? 60-70 gramlık mikron. Yani neredeyse bayağı bir, üzerinde bayağı bir altın var onun. Vallahi. Bakalım tabancanın altını mı vuracak yoksa ben mi vuracağım? Şimdi bununla bir 5 tane atalım inşallah. Hocam bir de izninizle şu gez gözü bir yakın göstereyim. Evet, görelim. Şöyle bakalım. Zümrüt ve yakut. Yine bir siz referans verip gösterirseniz gezdirebiliriz evet. Diye. Gez mi zümrüt? Gezler zümrüt hocam. Yakut 0.50 karatlıkta yakut var. 0.50 karatlıkta yakut arpacıkta. Osmanlı yakutu. Osmanlı yakutu. Aynen. Vay be. Yakışır abimize. Evet, bir hedefe bir 5 tane atayım. Bakalım ne olacak.
Şurada bir yerde. Adamın gırtlağından vurduk. Çok yüksek ya. Yoksa onu ben atmadım mı? Ben şu kafaya atayım daha iyi. Diğerlerinde şey var. Biraz evvel pipet tüfekle attık. Onun izleri var. Üst. Diğeri de üst. Biraz alt tutmam lazım herhalde. Heh, şimdi oldu. Arkadaki nedir abi? Kırık kale. Vallahi keyifli. Burayı gösterir misin Oğuzhan'cığım? Tabii ki, tabii ki. Üç tane. Bir tane burada ıskaladım. Ondan sonra tabancaya alışmaya başladım. Evet, çok güzel. Devam edin hocam. Yok canım, yazık günah. Mermilere. Ben alışmayayım bu kadar pahalı tabancayla atış yapmaya. Ama çok güzel yani. Şey de, tabancanın şeyi de, geometrisi de elime güzel uydu. Her ne kadar kabza kapakları kalın dahi olsa hiç rahatsız etmedi. Genellikle ben kalın kabza kapaklı tabancalarla sol tendanslı atarım. Rahatsız etmedi, evet. Boş olarak tekrardan teslim edeyim. Çok çok teşekkürler. Osman Bey, sağ olun, var olun.